Merhaba değerli arkadaşlar, ben İsmail Akyüz. Karşınızda çok güzel bir haberle bulunmaktayım. Mükemmel bir haber. Nasıl olduysa yani tamamen Ar-Ge çalışmaları, şimdi Ar-Ge'nin önemini göz ardı eden birçok akademisyen var ama inanın Ar-Ge çalışmaları gerçekten çok fayda sağlıyor. Tamam, bilimsel çalışmaları biz göz ardı etmiyoruz ama bakın, yerli ve yabancı bir sürü birçok kaynağı araştırdım ve inanın hiçbir kaynaktan bulmadım. Ben de Damla Profesör bittikten sonra deneyeyim dedim. Bakalım ne olacak. O şekilde denedim ve öyle mutlu oldum ki inanın 2016-2017'den beri araştırma içerisindeyim. Propolis'i bardakta içerken bardağa yapışmadan, yani normalde propolis zamkı bardağa yapıştığı zaman biz zamk değil alkol içmiş oluyoruz. Yani bunun alternatif seçeneklerini araştırdım. Küp şekere dağıtmalar, kuru ekmeğe dağıtmalar, bunun gibi bir sürü tabii ki seçenek sunuyor ama küp şeker tüketmeyi sevmeyen birçok kişi var ki doğrusu zaten öyledir. Çocuklarına küp şeker vermeyi önermeyen, istemeyen birçok aile var. Diğer şekilde de kullanımı biraz sıkıntılı. Yani ekmek parçalarını kesmek biraz zahmetli geliyor ama artık bundan sonra sürekli ben böyle tüketeceğim ve böyle tüketmenizi öneriyorum. Bu nedir? Hemen detaylara geçeyim. Şimdi biz bununla ne zaman tanıştık? Korona zamanında tanıştık. Sürekli damla bir kullanıyorduk biz. Korona zamanında salgınların maksimum seviyede olduğu ve tehlike olduğu zamanlarda alternatif seçenek olarak bu ürüne fısfısa ulaşmıştık ve gerçekten çok faydası oldu. Özellikle arı ürünü tüketim isteyen birçok hastayla diyalog içine girmeme rağmen bayağı kişiye karşı korudu. Bu zamanda salgın, yani grip, ne bileyim buna benzer birçok hastalık var. Domuz gibi onun seçenekler var. Onlara karşı gerçekten çok iyi koruyor. Onda nasıl koruyor? Şimdi bizim karşımızdaki insan konuştuğu zaman bu virüsler havada uçuşuyor. Solunum yolu burun veya ağızdan girdiği zaman ortak bir nokta var, yutak. Yutakta yerleşiyor bu virüsler ve çoğaldıktan sonra ciğerlere indikten sonra artık esas tahribata başlıyor. Ama biz çoğalmadan propolis sprey ile içindeki alkol ve propolis maddesinin kendisi ekstra mukavemetli ve koruyucudur. Orada biz imha ediyorduk. Su ile içmek için niye bu şekilde pek fazla içmek istemeyen var? Yani direkt boğazı sıkmayı istemeyen var. Onu da söyleyeyim. Tadı acı olduğu için istemeyen bazı kişiler var. Herhalde çocuklara uygulamıyorduk. Ben de propolis damla bittikten sonra ya bir deneyeyim dedim. Nasıl aklıma geldiyse bir esinti işte. Bunu enjektörün kafasını suya damlatıp suya geçirip birkaç defa sıktıktan sonra edindiğim gözlem mükemmel bir gözlem oldu. Çok mutluluk verdi. Fısın ucundan çıkan propolis çok küçük parçacıklara dağılarak çıktığı için suyun içerisinde bir daha kenetlenme olmuyor. Kenetlenme olmayınca da bardağa yapışmıyor. Biz tamamen o propolisin hepsini tüketmiş oluyoruz. Şu şekilde flaşı açayım görmen için. Ben bir haftadır bu şekilde tüketiyorum. Flaşı açıyorum. Ha, bakın flaşı açtık arkadaşlar. Çok detaylı görmeniz için flaşı açtım. Bakın şu şekilde içine geçiyoruz. Ha bu arada bundan iki tane fıs, hani bazen değişebiliyor. Üç tane fıs bir enjektör dolusu propolise sahip olabiliyoruz. Ben bu biri açılmadığı için yani 4-5 fıs sıkacağım ve içeceğim. Hiçbir sıkıntısı olmuyor. Bu zamandan böyle tüketiyorum ve gerçekten faydasını görüyorum. Fısların miktarını arttıracağım ki yaptığımız Ar-Ge'yi gözlemlemeniz adına, bilgi edinmeniz adına yapacağım bunu. Bakın. Nasıl dağılımını göreceksiniz. İlk daha önce açılmamış. İlk defa açılacak bu fıs fıs. Tamam. Görüyor musunuz? Çok ince, küçük damlalıklar halinde çıktığı için biraz sonra yapışmadığını göreceksiniz. Fısları arttıracağım. Bakın. Şöyle. Bunları arttıracağım. Ve içeceğim. İçtikten sonra göreceksiniz ki
Hiçbir şekilde yapışma olmuyor. Bakın hiçbir şekilde yapışma yok. Yüzeyde hiçbir şekilde yapışma yok. Aşağı yukarı 2 enjektör dolusu. Bak yüzeye sıktığım zaman bir de yapışma olmuyor. Artık ben damlalıklı şişe kullanmayacağım. Sürekli böyle kullanacağım. Niye bunu kullanacağım? Bunu istesem cebime koyup bir hasta geldiği zaman boğazımı temizleyebiliyorum. Öbür şekilde mesela damlalıklı şişede damlattığımız zaman hemen içmek zorunda kalıyoruz. Çünkü yüzeye çıkar çıkmaz propolis zamkı kenarlara yapışır ve propolis zamkı kenarına yapıştıktan sonra pek bir faydasını görmüyoruz. Bakın daha sıkacağım. Artıracağım. Bir şey olur mu? Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Daha önce dedim. Yani yetişkinler için 2 enjektöre kadar hiçbir şey olmaz. 3 enjektör hiçbir şey olmaz. Olmuyor yani. Uzun zamandır kullanıyorum. Ta 2016'dan beri sıkı bir araştırma içerisindeyim. Yerli ve yabancı kaynakları araştırıyorum. Yabancı dilim olduğu için bazı yabancı dilim yetmediği yerlerde benim İngilizcem var. Almanca veya Rusça gibi farklı kaynakları araştırdım. Rusça'da birçok bilgi edindim. Allah razı olsun o makaleleri paylaşanlardan. Yetmediği zamanlarda translate çeviri yapıp o şekilde araştırmalar yapıyoruz. Arge çalışmalarını da kendi çapımızda yapıyoruz. Bakın arkadaşlar ne kadar süre konuştuk ve hala yapışma olmadı. Bunu bu şekilde içeceğim. Hiçbir sıkıntı yok. Bakın bu niye içtim? İçtikten sonra görmeniz için yapışma olmuş mu olmamış mı? Bakın hiçbir yapışma yok. Siz de misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Gelin misafirlerinize 2 fıs ya da 3 fıs şeklinde fıs atıp propolis. Yani neden olmasın? Böyle bir alışkanlık olduğumuz zaman inanın hastanelerdeki kalabalıklarda bile azalmalar olacaktır. Bunun için yani yerli ve yabancı kaynaklarda paylaşım yapanlara çok teşekkür ediyorum. Ve inanın bunu hiçbir yerde görmedim. Yani ben bunun havasını atmıyorum ama bunun mutluluğunu yaşıyorum. Sizlerle paylaşmak istedim. Bu fıslardan edinebildiğiniz yerlerden edinin ve kullanın. Hem cebinizde boğazınızı temizleyebilirsiniz. Elinizde yaralı olduğu zaman kullanabilirsiniz. O damlalıklı şişeler benim için artık tarih olmuştur. Bunlarla artık bu şekilde devam edeceğiz. Çünkü bu şekilde kullanım kolaylığı ve faydası ve avantajı daha fazladır. Sağlıklı güzel günler sizlerin olsun efendim. Kendinize iyi bakın.